Şu ana kadar daha çok onların dağ başında terörle nasıl mücadele ettiğine ilişkin pek çok şey aktardık ama bir de Dağlıca Hudut Taburu'nun içi var. Yani siperlerin ve silah başındaki nöbetlerin dışındaki hayat. Tanrımıza hamdolsun. Tanrımıza hamdolsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Dikkat. Komutanım. Arkadaşlarım. Afiyet olsun. Sağ olun. Akşam yemeğinde ezogelin çorba, kuzu incik kavurma, şehriyeli bulgur pilavı, kabak tatlısı ve meyve vardı arkadaşlar. Afiyet olsun hepinize. Afiyet olsun. Yüksek taş duvarlardan ibaret değil Dağlıca Taburu. İçerisinde küçük bir kasabayı barındırıyor. Burası sadece bir kale kol değil. Mehmetçikler için her şey düşünülmüş. Boş zamanlarını geçirmeleri için okuma alanları yaratılmış. Spor salonları var ve şu anda da burada kütüphanedeyiz. Tanıyabilir miyiz seni? Ben Eray Özdemir, Hataylıyım. 4 senedir sözleşmeli er olarak burada görev yapmaktayım Dağlıca'da. 4 senedir Dağlıca üst bölgesindesin. Evet, buradayım. Nasıl geçiyor burada hayat? Burada imkanlarımız, şartlarımız gayet iyi. Ailelerimizle, sevdiklerimizle iletişim konusunda herhangi bir sorunumuz yok. Burada sınavlarımıza girebiliyoruz. Açık lise okuyorum ben burada. Kısa dönem erbaşveriler tarafından bize kurs verildiği için açık lise sınavlarında son derece başarılı oluyoruz. Kafanı akşam yastığa koyduktan sonra içinden kendi kendine konuştuğunda ne diyorsun? Anne baba, iyi akşamlar, selamlar. Özledim mi onları ilişkiler seni? Özledim. Özledim yani. En çok ne özledim mesela? Annenin kardeşini. Kardeşini. Kardeşini mi özledin? Kardeşimi. Kardeşin İstanbul'da. Evet. Kaç yaşında? 4 yaşında. Aa, 4 yaşında. Peki. Şöyle annenin yaptığı yemeklerden en çok neyi özledin? Pilav. Yer Dağlıca olunca boş zamanlarda kalekolun koşulları içerisinde değerlendiriliyor. Yani çarşı izninin de, kafa izninin de adresi yine Dağlıca. Merhaba, ben Piyade Üstem Mehmet Ali Sevinç. 18 aydır Dağlıca Hudut Taburu'nda görev yapıyorum. Burada gündemimiz 12 saati mevzilerimizde gözetleme dinleme faaliyeti yaparak geçiyor. Diğer 12 saati istirahat ediyoruz. Bu istirahat dönemimizde spor salonumuza gelip spor yapabiliyoruz. Peki en çok özlediğiniz şey ne oluyor burada? Yüzmek. Tabur reviri sadece askerlere hizmet vermiyor. Sağlık sorunu yaşayan köylüler de burada tedavi ediliyor. Ağzını aç bakayım kocam. Hadi. Hadi. 2 yıldır Dağlıca'da sıhhi sözleşmeler olarak görev yapmaktayım. Buraya gelen revire müracaat eden bütün hastaları ve bütün askeri personeli tedavi etmekte mutluluk duyuyoruz. Köyde sağlık personeli olmadığı için yaklaşık 500-600 arası sivil hastaya da bakıyoruz. Yani sosyal yaşamla askeri yaşam aslında iç içe. Elbette güvenlik ön planda. Nöbet yerleri asla boş kalmıyor. Eller tetikten, gözler her an belirebilecek hedeften ayrılmıyor. Sözleşmeler Mustafa Erol Balıkesir. Mevzi namustur, terk edilemez. Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgende korumakla görevli gözetleyeceğim. Gözüm sorumluluk bölgende, kulağım komutanda, vatan ve milletin durumuna seve seve can vermeye hazırım komutanım. Balıkesir Kepsut ilçesindeyim. Evliyim, 3 yıldır burada görev yapıyorum. Buranın doğal şartlarından dolayı kimse bizi merak etmesin, biz burada iyiyiz. Komutanlarımız da çok iyiyiz. Buralar bize emanet. Ne kadar var daha görevinin bitmesine? 1 yılım kaldı burada. 1 yılın kaldı. 1 yıl görev sürem kaldı. Kaç çocuğun var dedin? Yeni doğacak çocuğum var daha. 5,5 aylık hamile eşim. Mayıs'ın ilk haftası çocuğum olacak. Buradan onlara çok selam söylüyorum. Yüreklerindeki güç doğmamış bebeklerden, geride bekleyen nişanlılardan, sözlülerden, yol gözleyen analardan alınıyor. Ama bir de sırf orada, Dağlıca'da oldukları için gelen mektuplardan. Buradaki askerin aslında en büyük moral ve motivasyon kaynağı halkın desteği. İşte halkın desteği de özellikle Eylül ayında yaşanan Dağlıca saldırısının ardından bu mektuplara yansımış. Görüyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanından herkes kaleme sarılmış ve bu mektupları yazmış Mehmetçiklere. Kimi Muğla'dan geliyor, kimi Tokat'tan geliyor, kimi İstanbul'dan geliyor, kimi Aydın'dan geliyor. İçlerinden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum.
Karakeçili Yörük Anası'ndan diye gelen bir mektup. Gönülden yüreklere. Mehmet kuzum, yolunu gözler gelenim kızım. Lakin sen nöbette oldukça parlayacak hilalle yıldızım. Beni de soracak olursan, Anadolu'da bir anayım. Bilesin barıştan yanayım. Senin için bir havlu işledim. Dört bir yanını bayrak yıldızlarla döşedim. Ak alnını silesin, buralarda her yürek seninle atar, bilesin demiş Karakeçili Yörük Anası. Ve ardından da işlediği bu ay yıldızlı bayraklı havluyu Mehmetçiklere göndermiş. İlk kez televizyonlara bize kapısını açan Dağlıca için geçen pazar sabahı yola çıkmıştık. İki gün çalıştık ve sizlere orada kuş uçmaz kervan geçmez yerde dahi vatan nöbetinin nasıl tutulduğunu aktardık. Ama daha da önemlisi efendim onları size getirdiğimiz gibi sizi de onlara götürmüş olduk. O ıssız dağlarda yalnız olmadıklarını yolladığınız mesajlarınızla anlattınız. Sizin zaten gönderdiğiniz mektupların yanına binlerce mesaj eklendi. Ben gücüm yettiğince dokunmaya çalıştım her bir Mehmetçiğe. Yalnız değilsiniz diyebilmek için ama dediğim gibi bunu asıl sizler gösterdiniz. Bu vesileyle önce bu çekim iznini bize sağlayan Genelkurmay Başkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her bir mensubuna ki aralarında muazzafların yanı sıra vatani görevini yapmak için orada olanlar da vardı. Tabii en güzel çekimleri size ulaştırmamı sağlayan çalışma arkadaşlarım Murat Uslu, kameraman arkadaşlarım Zafer Karakaş ve Sedat Kılıç'a da bu vesileyle teşekkür ediyorum.